Merhaba Ceri, sevgili seyirciler. Evet, şimdi korona salgını ile ilgili aşı aşamasına nihayet gelindi. Dünyanın birçok ülkesinde çalışma yapıldı ama 3 aşıdan söz ediliyor. Sayın Profesör Ahmet Saltık'la bütün bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nalan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim size de. Kafalarımız çok karışık hocam. Hem evrensel boyutta hem Türkiye'de nasıl uygulanacak bu aşı prosedürü onu merak ediyoruz. Önce bu 3 aşı ile ilgili hangi aşamadalar onu sormak istiyorum. 3 aşıdan söz ediliyor. Bunlar hangileri ve hangi aşamada? Önce bunu sorayım hocam. Evet. 3-4-5 aşı öne çıktı. Aşı adayı diyelim. Çünkü hala aşı olarak onaylanmadılar. Aşı adayı diyelim. Bunlardan biri öncelik sırası ile olmamak üzere ben bilim insanı olmaya çaba gösteren bilim namusuyla, bilim etiğiyle sonuna dek bağlı bir insanım. O bakımdan herhangi bir aşıdan yana ya da karşı kategorik olarak hele hele doğrudan dolayı bir çıkar karşılığı ilişkimin olması düşünülemez. Şimdiye dek yaşamımız bu doğrultuda. Ve emekli bir öğretim üyesiyim. Dolayısıyla herhangi bir kurumla şimdi bununla bağlantım yok. Bir beklentim yok. Hiçbir çıkar bağım da söz konusu değil. Tümüyle bilimsel nesnellikle konuşuyorum. Çin'in Sinovac adı verilen aşısı önde. Türkiye'ye dış alımı düşünülmekte ve bağlantılar da yapılmış durumda. 50 milyon dozu Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye getirecek. Hatta bir kısım konteynerlerin yola çıktığı da söylenmekte. 11 Aralık günü de Sağlık Bakanı umarım kendi kolunu uzatacak ve tarafsız gözlemciler önünde Çin'den gelen o aşıyı yine tarafsız gözlemcilerin tanıklığıyla şırıngaya çekerek Sayın Bakan'ın deltoid kasının içine şuraya yapacağız. Bir kere sevinelim. Uluslararası toplum olarak salgının 11. 12. ayı biterken dünyada, Türkiye'de 10. ayı biterken böyle bir aşıya ulaşmış olmak, aşı adayına ulaşmış olmak insanlık adına, uygarlık adına, bilim dünyası adına bir övünç kaynağı. Hiçbir aşı bu denli kısa sürede geliştirilmemişti daha önce. Yıllar almıştı, 5 yılı bulan. 2 gün önce HIV-AIDS günüydü biliyorsunuz dünya. AIDS hastalığı 80'den bu yana 40 yaşını bitirdi. Hala aşısı yok bildiğiniz gibi. Sıtmanın yok. Daha pek çok hastalığın aşısı yok. Elimizde 40 kadar hastalık var ama yüzlerce binlerce hastalık var. Ona sevinelim. Bir başkası Almanya'da bizim iki Türk bilim insanımızın da göğsümüzü kabartan biçimde geliştirdiği Amerikan Pfizer şirketi ortaklığıyla affedersiniz BioNTech adlı Alman firması. Onların aşısı var. Moderna adlı ABD şirketinin aşısı söz konusu. Dördüncü sırada İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin önce olduğu İsveç'le birlikte AstraZeneca firmasının aşısı ve beşinci sayıda belki Sputnik 5 aşısı Rusların alabilir. Bunların hiçbiri benim erişebildiğim ölçüde gece gündüz bütün uluslararası kaynakları, yazını, literatürü, web sitelerini tarıyoruz. Ama insanız, gözden kaçırdığımız olabilir, anlık gelişmeler. Benim bildiğim ölçüde şu ana dek hiçbiri evre 3'e ilişkin raporlarını yayınlamış değil. Evre 3 bilindiği gibi ilk iki evrenin laboratuvar aşamaları, hayvan aşamaları, hayvan testleri ve sınırlı sayıda insanlarda, insan denek, gönüllü deneklerde uygulamanın ardından yine gönüllü olmak üzere uluslararası ölçekte değişik etnisitelerde ve ülkelerde, dünyanın değişik coğrafyalarında birkaç 10 bin, en az 30 bin insanı kapsamak üzere yürütülen çalışma. Bu çalışmalardan bir bölümü Türkiye'de de yürütülüyor. Örneğin Pfizer-BioNTech aşısının Sinovac'ın gönüllü deneklerde Türkiye'de birkaç merkezde evre 3 çalışmalarının yürütüldüğünü biliyoruz. Ve yine benim öğrendiğime göre her iki aşı içinde gerek BioNTech, Pfizer'in gerek Sinovac'ın evre 3 denemeleri Türkiye'de şu ana dek olumsuz bir sonuç vermiş değil. Ancak bunlar resmi olmayan raporlar. Öngörülen bütün prosedürün, sürecin tamamlanması ve 2500 dolayındaydı sanıyorum birisi için öngörülen, öteki için değişik sayılarda. Bunların raporları Türkiye'den de henüz yayınlanmadı. Ama eli kulağında Sinovac firması ve CEO'su önümüzdeki hafta içinde ya da artık günler içinde Evre 3 raporunun yayınlanacağını söyledi. Şimdi Evre 3 raporu kilit önemde Arslan, Sayın Arslan, değerli Arslan şu bakımdan
Evre 3 raporuna göre ülkelerin resmi otoriteleri, örneğin Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve onun altındaki birimler olarak ilaç eczacılık, eski adıyla şimdiki adıyla tıbbi cihaz ve ilaç kurumu yetki verecek, lisans verecek o aşının Türkiye'de uygulanması için. Amerika'da, ABD'de bunu FDA yapacak örneğin. Avrupa Birliği ülkeleri için EMA kısa adıyla bir ajans yapacak. İngiltere için MHRA kısaltmasıyla bir örgüt yapacak. Demek her ülkenin bir ulusal otoritesi var. Bu çok doğal çünkü o ülkenin bütün insanlarına neredeyse aşıya göre değişmekle birlikte, örneğin çocuk felcine erişkinlere yapmıyoruz, kızamığı da yapmıyoruz. Ama koronayı 18 yaş üstündeki bütün insanlara Türkiye'de ve dünyada yapacağız. Milyonlarca, on milyonlarca insana ülke genelinde uygulanacağı için bu biyolojik ürünün güvenliği olağanüstü stratejik önem taşıyor. Evet. Evre 3 raporları olumlu yayınlansa bile, bu ürün diyelim Türkiye'ye dış alımı yapılsa bile, ki ayrıca şimdi söyleyeyim, bu alımı keşke Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 bakanlığından biri olan Ticaret Bakanlığı yapsa, araya başka aracı firmalar konmasa, onların komisyonları, onların karları, hele hele yandaş firmalarsa bunlar, konmaması çok güven verici olur. Biraz geç belki ama yine de uyarayım Sağlık Bakanları, iktidarı doğrudan Ticaret Bakanlığı yapsın bu alımı, güven versin. Başka firmalar araya sokulmasın, onlara komisyon ödenmesin. Biliyorsunuz çok kokusu çıktı testlerle ilgili başta olmak üzere. Doğru. Ne yazık ki buradan da bir rant kapısı yaratılmasın. İktidar artık yanlış adımlarını bıraksın. Güven kurucu, güven oluşturucu yeni adımlara yönelsin. Bunlardan biri bu. Dolayısıyla Evre 3 raporunun olumlu sonuçlanması koşuluyla diye sözleşmede can alıcı bir maddenin bulunması gerekiyor. Evet. Birçok ülke ön alım yapıyor, sipariş veriyor, hatta ön ödeme yapıyor. Amerikan hükümeti neredeyse 4 ay önce Moderna'ya ortada hiçbir şey yokken henüz Ar-Ge'yi finanse etmek üzere, araştırma geliştirmeyi desteklemek üzere değerli Arslan 100 milyon doz potansiyel daha yok ortada geliştirilmesi umulan aşı için 1,5 milyar dolar ödeme yapmıştı. Bu ciddi bir para ve 100 milyon dolar, 100 milyon doz ciddi bir doz sayısı. Ama koşul şu, Evre 3 raporlarının olumlu çıkması koşuluyla. Zaten Evre 3 raporları olumlu çıkmazsa Amerika'da FDA'nın bu aşının aşıya lisans vermesi, uygulanmasına izin vermesi söz konusu değil. Bütün ülkeler böyle yapıyor, hocam, bu cümleyi kaçırmayalım. Bütün ülkeler böyle yapıyor, Türkiye'nin de mutlaka böyle yapması gerek. Ben Sağlık Bakanı'nın ağzından Çin'le yapılan bu aşı Sinovac aşısı anlaşmasının hükümlerini açıklamasını ve bu maddenin olup olmadığına netlik getirmesini, Evre 3 çalışmaların olumlu sonuçlanması koşuluyla, bu olumlu sonuçlanması anlaşmanın bütün öbür hükümlerin geçersiz kalacağı, yapılan ön ödemelerin şunun bunun varsa iade edileceği gibi koşullarında bulunması gerekli. Buyurun. Evet hocam, şimdi izleyicilerimizden de çok sayıda soru geliyor. Hakikaten insanların kafası çok karışık. Girişte söylemiştin bunu. Sağlık Bakanı'nın ağzından bir 11 Aralık tarihi duyduk. Bu söylediğiniz koşullarda 11 Aralık tarihinde bu aşının uygulanmaya başlayacak olması mümkün mü? Kuramsal olarak evet. Yetişebilir gözüküyor. Ama yetişmeme olasılığı daha ağır basıyor. Bir tarih telaffuzu politikacılar açısından önemli olabilir. Ama bu 11 Aralık olmaz da bir hafta sonrası olur, iki hafta sonrası olur. Biraz gecikebilir. 11 Aralık'ta yaparlarsa politikacılar açısından bir sansasyonel boyutuyla bak işte söyledik, yaptık, aşıyı da getirdik, ben de kolumu uzattım, böyle başladık diye. Anımsarsanız daha önceki TV programlarında ben birkaç yerde şu cümleyi kurmuştum. Türkiye'ye dış alımı yapılacak aşı veya Türkiye'de üretilecek aşı, yerli milli aşı dedikleri ki görüyorsunuz habire söylüyorlar ama ortada bir şey yok. Şimdi Nisan'a atmış durumdalar yerli milli aşı konusunu. Çünkü yeterli altyapı yoktu Türkiye'nin antiviral virüsün etken olduğu hastalıklara karşı aşı üretmesi bağlamında yeterli teknik altyapının olmadığını hep söyledik. Belki insan gücümüz var ama teknik altyapımız BSL-4 düzeyinde antiviral aşı üretecek laboratuvarımız yok. Ölü aşıları üretmek için belki BSL-3 düzeyinde Türkiye'de var olan hıfzı sahadaki laboratuvarla yetinmek olanaklı. O bile kullanılmıyor. Özellikle Kayseri'deki bir merkez destekleniyor nedense bilmiyorum. Şimdi 11 Aralık olmaz, daha sonrası da olabilir ama
Ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum bir halk sağlıkçı olarak. Ben hekimim ve uzmanlık alanım halk sağlığı, yani koruyucu hekimlik, toplum hekimliği. Ben insanların sağlığını korumaya çalışan bir dalın emekçisiyim, bilim emekçisiyim. Dolayısıyla aşılar halk sağlığında vazgeçilmez stratejik önemde biyolojik ürünlerdir. Bir kere sevgili halkımızın, sayın halkımızın, dünya kamuoyunun şunu aklına koyması gerek. Biz bu salgını aşılarla yeneceğiz. Aşı geliştirilmeden ve yaygın kullanılmadan salgını yenmemiz çok güç görünüyor. Çok güç görünüyor. Çok ağır bedelli olabilir. Yıllar sürebilir. O bakımdan belli koşullarda, o koşullar işte şimdi konuşuyoruz sayenizde. Eksik olmayın, siz de bana fırsat veriyorsunuz. O uluslararası koşullar, koşulları ben koymuyorum. Haşa, benim haddim değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve şimdiki yerleşik evrensel bilimsel ve etik kuralların eşliğinde Türkiye'de sevinçle, sevinerek bu kurallara uymak koşuluyla aşıya kolunu uzatmalıdır. Kolunu uzat Türkiye aşıya diyorum ben. Aşı recisi dostlarımızı da biliyorsunuz çok yayılmaya başlandı. Dünya genelinde ve Türkiye genelinde habire videolar yayınlanıyor, mesajlar yayınlanıyor. Aşırecileri bir ara susmuşlardı, beklemiyorlardı belki aşı geliştirilebileceğini. Oldukça yakın konumdayız. Elimizi atsak erişeceğiz neredeyse ve dolayısıyla seslerini çıkartmaya başladılar. Böyledir genellikle. Onları ikna etmek zor görünüyor fakat ben davet ediyorum bu aşırecisi kardeşlerimizi de bilimsel tezlerini ortaya koysunlar, komplo kuramlarını değil, aşı itirazcıları demeyin de tereddütçüleri, İngilizceden vaccine hesitancy diye nasıl çevireyim Türkçe'ye, aşı çekincesi, aşıya karşı çekince içinde olan insanları ikna etmek daha kolay. Biz zaten daha çok onun için yapıyoruz. Şimdi bu aşılar... Hocam burada da bir araya gireceğim izninizle. Tamam. Kolunu uzat Türkiye dediniz ve aşıyla ilgili çekinceleri olanlardan söz ettiniz. Şimdi bizim yayınımızda da hakikaten dedim ya, kafalar karışık, bir güvensizlik sorunu yaşanıyor bu süreç boyunca. Aşı olmak istemeyenler var. Aşı olmak zorunlu mu olacak? Nedir bunun prosedürü, nasıl, cezası var mı? Onu bile soruyorlar yani. Çok güzel bir soru, çok güzel bir soru. Bekliyordum, teşekkür ederim. İyi oldu, canlı yayının artıları bunlar. Evet. Şimdi bakınız, evre 3 raporları yayınlansa, bunlar olumlu bulunsa bile Türkiye'ye veya herhangi bir ülkeye, uygar ülkeye dış alımı yapılan aşılar dahil bütün biyolojik ürünlerin, ilaçlar da öyle, serumlar, antiserumlar, bağışık serumlar, öteki biyolojik ürünler, kan ürünleri, dokular vesaire, mutlaka uluslararası standartlarda güvenlik testlerinden geçirilmek zorundalar. Bunlardan bir tanesi toksikoloji testleridir. Gelen ürünlerde herhangi bir toksik etmen, toksik ajan, toksik kimyasal var mı? Gelen ürünlerde, örneğin Sinovac'ta diyelim, Çin'den gelen aşıda herhangi bir enfeksiyon etmeni var mı? Steril mi ya da bulaşlı mı gibi bir dizi standart güvenlik testleri vardır. Bunları Ulusal Hıfzı Sağ Kurumları'nın yapması gerekir. Türkiye'de de yıllarca bu aşıları Türkiye kendine yeterli olduğu için Hıfzı Sağ Kurumu üretiyor, güvenlik testlerini de yapıyor ve Sağlık Bakanlığı'nca lisanslanıyor, uygulanıyor idi. Şimdi aşıda öz yeterliğimiz %0 düzeyinde. Tüm aşılarımızı dışarıdan almak durumundayız. Sağlık Bakanlığı'nın bir de bunu açıklamasını bekliyorum kamuoyuna. Da bu tereddütleri azaltmak için çıksın desin ki Sayın Bakan, Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün ilgili laboratuvarlarında, viroloji laboratuvarlarında ithal edeceğimiz bütün aşıların hangisi olursa olsun şu güvenlik testleri çağın donanımına uygun yetkin bilim insanlarımız eliyle test edilecektir. Ve %100 biyogüvenlik sertifikası verildikten sonra uygulanacaktır demesi gerekir. Şimdi bunu ne zaman yapacaklar onu bilmiyoruz. Diyelim ki Çin'den bu aşılar gemilerle yola çıktı veya uçaklarla yola çıktı. Uçaklarla gelir herhalde çünkü hacmi çok küçüktür. Milyonlarca dozu birkaç uçakla, belki bir iki uçakla getirebilirsiniz.
Ama ayrıca Çin'de söyleyelim, BioNTech Pharma için, BioNTech Pfizer için biraz sıkıntılı. Eksi 70 santigrat derecede kuru buz gerektiren özel lojistik donanımla, frigorifik uçaklarla taşımak zorundasınız. Oranın öyle bir dezavantajı var. Umarım zaman içinde düzeltilebilir o da. Şimdi bunu ne zaman yapacaklar? Dolayısıyla bunu yapabilmeleri için önce Evre 3 raporunun yayınlanmış olması ve o aşılardan bir miktar Türkiye'ye bu toksikolojik deneyler için, biyogüvenlik deneyleri için örnek getirilmiş olması, çalışılmış olması gerekiyor. Evre 3 raporları yayınlanmadan bu yapılabilir mi? Çok sakınca yok ama ideal olanı, salgın ortamında olduğumuz için öyle söylüyorum, ideal olanı Evre 3 raporları çıktıktan sonra biyogüvenlik testlerinin yapılmasıdır. Salgın çok ciddi olduğu için peki kabul edelim ve biyogüvenlik testlerini yapalım, zaman kazanalım. Evre 3 raporları da önümüzdeki günlerde çıksın ve diyelim ki biz zaman kazanmak için HFSA Ulusal Kurumu'da biyogüvenlik testlerini de yaptık. Aşıya hazırız. İşte ben de kolumu uzatıyorum. Kolun uzak Türkiye desin. Sağlık Bakanı'na bir slogan da ben armağan edeyim veya önereyim. Kolun uzak Türkiye gayet desin. Gayet güzel hocam. Evet, ben Erdoğan için söylemiştim. Onları biliyorsunuz. Evet. Eğer yerli milli aşı üretilirse, işte bütün bu süreçleri de geçerse yine de oluşturulan güvensizlik nedeniyle AKP iktidarının kendisinin yarattığı aşılardan kaynaklanan değil. Erdoğan kolunu uzatmadıkça ben o aşıyı kendim yerli milli aşıdan şişeden çekip koluna yapmadıkça ne öneririm ne yaparım ne yaptırırım demiştim. Dolayısıyla aşı karşıtı gibi asla görünmeyelim. Şimdi ceza ve kullanma konularına gelince Umumi Sıha Yasası'nın 1593 sayılı Büyük Atatürk döneminde çıkartılan 1930 yılında çıkartılan Hıfz-ı Sıha sağlığın korunması demek Lale Hanım. Hıfz muhafaza etmek, korumak, tutmak, sıha, sağlık, sağlığı korumak. Yani genel koruyucu sağlık yasası diyelim. 72. maddesine göre salgın ortamlarında Sağlık Bakanlığı o salgın hastalıkla ilgili aşıları zorunlu kılan karar alabilir. Salgın ortamlarında. Şimdi açık bir salgın yaşamaktayız. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı buna yetkilidir. Belki de yükümlüdür. Niçin? Niçin yükümlüdür? Aşının ben zorunlu olmasından ise insanların ikna edilerek, kazanılarak yapılmasından yanayım. Ancak salgın matematiği, epidemiolojik dinamikler bu konuda bize olanak tanımıyor. Onu kısaca açıklayayım. Az önce söyledim, Türkiye'nin 90 milyon nüfusu var. 20 milyonu 18 yaşın altında çocuk. 90 milyon derken Türkiye'deki Suriye, Iraklılar 6-7 milyon ve kaçak yabancıları da katıyorum. TÜİK'in resmi ilan ettiği nüfus şu anda 84 milyon dolayında. Dolayısıyla 90 milyon de facto fiili bir nüfus var. 0-18 yaş 20 milyon yaklaşık. Onlara çıktığımda 70 milyon kalıyor. Şimdi Çin'den gelen aşının varsayalım ki etkinliği %80. Evre 3 raporunda göreceğiz kesin olarak kaç olduğunu. 90, 94, 95 söyleniyor ama bunlar ilk iki evreye göre. Daha doğrusu evre 2'ye göre. Bu temsil edici olmaz. Evre 3'ten çıkacak asıl koruyuculuk oranı. %80 varsayalım. Şimdi Türkiye'de 20 milyon 18 yaş altı çocuğa aşı yapamayacağınıza göre, yapılmayacağına göre, bu aşılar çocuklarda denenmedi çünkü, önce erişkinlerde, daha sonra çocuklarda. Bir kere bu 20 milyon çocuk hasta olabilecek, virüsü taşıyabilecek ve bulaştırıcı olabilecek. Bir şey yapamayacaksınız onlara. Geri kalan 70 milyona %80 etkinliği, koruyucu gücü olan bir aşıyı yaptığınızda 70 milyonun 56 milyonunu ancak bağışık kılabilirsiniz. 80 milyon çarpı, pardon 80 milyon, doğru 70 milyon çarpı %80 koruyuculuk. Hesabı doğru yapıyorum. %80 koruyuculuk kabul ettim. 70 milyon nüfusta 56 milyonu bağışık kılabilirsiniz. İkinci dozdan sonra o da. İlk doz yapılacak, 3 hafta sonra ikinci yapılacak. Yani ilk dozdan yaklaşık bir ay sonra insanlar yavaş yavaş bağışık olmaya başlayacaklar. Yine İki zaman doz gerekli. Değil mi hocam? Bu arada İki doz. Da yanıtlamış oldum. İki evet, doz. İki doz oldu. Ha, şimdi 90 milyonluk ülkede 56 milyon insanı aşıya karşı bağışıklayacaksınız ama 34 milyon insan bir şekilde evet. aşısız kalırsa sizin salgını burada beklediğiniz düzeyde, ölçüde frenlemeniz mümkün olmaz. Yani her 3 insandan biri neredeyse hatta daha fazla. 90 milyonda 34 milyon 3'te 1'den daha fazla. O bakımdan olabildiğince tam nüfusu, olabildiğince tam nüfusu aşılamak burada aşıyı reddeden yurttaşların da yani reddetmek isteyen yurttaşların da öbür insanlara karşı insani bir sorumluluğu.
Çünkü aşıyı reddetmeleri halinde kendileri hastalığa yakalanabilecek, bulaşıcı olabilecek ve başkalarına affedersiniz bulaştırabilecek. Dolayısıyla salgını denetim altına alınmasını güçleştirebileceklerdir. Kaldı ki anayasamızın 12. maddesi de temel hak ve özgürlüklerin kullanımında bir takım sınırlamalar getirir. Ben sağlık hukuku master'ı yaparken tezim Anayasa Mahkemesi'nin aşıyı reddeden insanların davranışlarına ilişkin kararını eleştirme yönünde olmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin kararını yersiz bulmuştuk. Haksız, hukuksuz, bilime aykırı bulmuştuk. 12. maddede ikinci fıkrasında anayasanın temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder demektedir. Dolayısıyla ben özgürüm, istersem yaptırırım, istersem yaptırmam. Olmaz. Hepimiz yeri geldiğinde aynı gemide olduğumuzu söylüyoruz. O bakımdan aşırı reddedici arkadaşlarımızın bir kez daha düşünmeleri ve toplumsal sorumluluğa dayanmaları gerekli. Aşı için çekince taşıyan insanları ikna etmek az önce belirttiğim gibi daha kolay. Bu bilimsel gerekçeleri dinleyerek o insanların sanırım daha işbirlikçi, daha ne diyelim sorumlu davranışlara yönelebilirler. Evet hocam, aslında bir soru içinde birçok soruya yanıt vermiş oldunuz. Şimdi gelelim, ekonomik koşullarımız malum. Aşının fiyatı ile ilgili ne söylersiniz? Vatandaşlar kendi imkanlarıyla mı alınacak, yoksa bakanlık bu aşıyı uygulayacak mı? Nasıl olacak? Prosedür nedir? Şimdi fiyatlar 15,5 avro ile 37 dolar arasında değişiyor. Tek dozu. 37 dolar. BioNTech Pfizer'in 32-37 dolar arasında değişiyor. Moderna'nın aşısını 15,5 avrodan Avrupa Birliği'ne sattılar ve pek çok ülke Avrupa Birliği 900 milyon doz sipariş verdi farklı aşılardan olmak üzere. İngiltere 300 milyon doz sipariş verdi. Kısmen ödemelerini yaptı. İngiltere nüfusu 65 milyon. İki doz gerekli olsa 130 milyon. Buna karşılık 300 milyon doz aşıyla ön anlaşmasını yapmış durumda. Türkiye'nin de Sinovac dışında başka aşılarla hangi ön anlaşmaları yaptığını bir kere bilmek isteriz. Varsayalım ki hesabı kolay olması bakımından 30 dolarlık tek dozu olan bir aşıyı Türkiye aldı. 2 doz 60 dolar olacak. Ve 20 milyon çocuğumuz dışında 70 milyon insanımızı aşılamayı hedeflediğimize göre hadi bir 10 milyon TL verelim diyelim. 60 milyon insanımızı aşılamak için 2 dozu 60 dolardan 3.6 milyar dolar gibi bir fatura çıkıyor. Bu ciddi bir tutar. 3.6 milyar dolar tek dozu 30 dolardan. Daha aşağı inersek işte 15,5 avroya inersek demek ki bu da neredeyse yarısına inebilir. Kabaca 2 milyar dolar dolayında bir portföy çıkıyor karşımıza. 2 milyar dolar. Bu ciddi bir para. Dün Sayın Bakan'ın ifadesine göre Sinovac'ı ithal ediyorlar. Parti parti gelecek. 10 milyon, 20 milyon, 20 milyon, 50 milyon doz aşılamaya başlayacaklar. Bunu ücretsiz yapacaklar. Başka aşılar söz konusu olursa onları da serbest bırakıp serbest piyasaya İnsanlar bedelini ödeyerek yapacaklar. Şimdi kullanacaklar. Bana da gelen sorulardan bir bölümü biz bu aşıya nasıl erişeceğiz? Yurt dışına gitsek yaptırabilir miyiz? Yani Çin aşısıyla ilgili kuşkularımız var. Bir kere bütün aşılara eşit uzaklıkta olduğumu aşı adaylarına başta belirttim. En başta bilimsel uluslararası kurallar, evrensel etik kurallara uymak koşuluyla herhangi bir aşı bizim için fark etmez. Önemli olan uluslararası standartları, bilimsel ve etik değerleri sağlayabilen bir aşıya sahip olmaktır. Ona sahip olduğumuzda bir nimet gibi kabul etmek ve bir daha söyleyelim uzat Türkiye kolunu dememiz gerekir. Kolumuzu uzatmamız gerekir. Aşıya eğer bir kısım aşıya parayla erişilip bir bölümde Sağlık Bakanlığı ücretsiz yapma gibi bir politika izlenirse kendiliğinden ücretsiz yapılan ucuz etin yanisi yavan biçiminde bir değerlendirmeye tabi tutulabilir ve bir eşitsizlik yaratır bu Türkiye'de, adaletsizlik yaratır. O bakımdan ben iktidarı ne yapıp edip en temel koruyucu sağlık hizmeti olan aşıları bütün yurttaşlarımıza şu salgın ortamında ücretsiz ulaştırmasını öneriyorum, diliyorum. Bir yurttaş
çok kıdemli bir hekim ve alana 45 yıldır emek veren bir halk sağlıkçı olarak aşılar bütün biyolojik ürünlerin başında. Keyfekeder ürünler değil, insan sağlığını koruyacak, salgını sönümlendirecek ve ekonomiye ciddi kazanımlar, geri dönümler sağlayabilecek. Dolayısıyla sağlık ekonomisi açısından bakıldığında da yüksek düzeyde maliyet etkin ürünlerdir aşılar. Son derece yüksek. Bakınız, 30 dolar vereceksiniz diyelim ki pahalı bir rakamla. İki doz bir insanı aşılayacaksınız. Bir korona tedavisinin ortalama maliyetini düşününüz. Evet. Örneğin antikor kokteyli 1600 dolar Başkan Trump'a uygulandı. Uygulanamıyor, çok pahalı çünkü. Evet. Hayal bile edemiyoruz Türkiye'de 1600 dolar bir insana. Kaldı ki Sosyal Güvenlik Kurumu daha düne kadar özel sağlık kurumlarında korona tedavilerinin ücretlerini ödemeyeceğini belirtmişti, geri almıştı. Bunun gibi burada bir dar anlamda sağlık ekonomisi hesabı yapılmasın. Aşılar en yüksek düzeyde maliyet etkin, cost effective, Türkçesini anlamıyorlarsa gevurcasını söyleyelim, cost effective ürünlerdir ve iktidarın temel görevidir. Anayasanın 56. maddesi de belleğimizde ama bir kez daha buradan bakarak sözcük sözcük söyleyelim. Aşı reddicilerine de bu mesajımız olsun Lale Hanım. Şöyle 56. madde, herkes, birinci fıkrasını okuyorum. 56. madde, affedersiniz. Herkes sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşama hakkına sahiptir. Dolayısıyla bu madde aşıyı reddeden insanları da bağlar. Çünkü birileri aşıyı reddettiği takdirde benim sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkıma uzanmış olur. Bir temel hak ve özgürlüğün kullanılmasının en temel sınırı bir başkasının temel hak ve özgürlüğünü zedelememektir. Hak evet. ve özgürlükler sınırsız değildir. Argo benzetme şudur Lale Hanım. Ben dilediğim gibi yumruk atabilirim ama yumruğumun sınırı sizin burnunuzun ucundadır. Orada durur. Burnunuzun ucuna kadar da gelme hakkı yoktur. ABD'de biliyorsunuz 1 metredir polisle insanlar arasındaki mesafe, yaklaşamazsınız. 1 metreden fazla yaklaşırsanız silah çeker, hatta ateşleyebilir bile. Hemen step back, step back diye size bağırır bunun gibi. Dolayısıyla 56. maddeyi ve 12. maddeyi bir kez daha anayasanın hatırlatalım. Aşı reddine yer yoktur. Dün açıklanan bilim kurulu raporu Sağlık Bakanlığı Başkanlığı'nda çok sevindirici. İlk kez neredeyse bilim kurulunun kararları tümüyle ayrıntılı olarak açıklandı. Ne kadar sevindirici, içeriği de doyurucu, bilimsel, etik kurallara uygun. Çok mutlu oldum. Bunun devamını dilerim. Hükümet de rahatlar, bakanlık da rahatlar, Türkiye de rahatlar. Bilim kurulundaki insanlarımız da bizim mesajlarımız toplumda buluştu diye rahatlarlar. Bu soruya da böyle yanıt vereyim. Anladım. Hocam, Çin aşısı ile ilgili özellikle bu virüsün kaynağının Çin çıkışı olmasından dolayı bir güvensizlik var. Başta yine bunu söylemiştim size ama bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Yani bize gelecek, uygulanacak aşı Çin'dense eğer, Çin'den gelecek aşılar uygulanacaksa yaptırmalı mıyız? Şimdi bu yaklaşım bir parça komplo kuramlarıyla, kuram lafı da yanlış çünkü kuram saygın bir sözcüktür. Komplo safsataları demek gerekir. Çünkü kuram bilimsel bir çalışmanın sonunda ortaya koyduğunuz bir tezdir, bir öneridir, bir teoridir, bir hipotezdir. Bu komplo safsatalarını kesinlikle sizi ayırıyorum tabii, siz soru yöneltiyorsunuz. Bir yana koymak gerekir. Rastlantıyla Çin'den çıkmıştır bu virüs. Daha önceki pek çok hastalıkta farklı ülkelerden çıktı. Onlara karşı da aşı geliştirildi. Afrika'dan çıkanlar var örneğin ama Afrika ülkeleri bir aşı geliştiremediler. Çin'in aşısının bir avantajı ölü aşı, klasik kendini kanıtlamış bir tekniğe dayanması. Yani bu hastalığı yapan, COVID-19 hastalığını doğuran yeni koronavirüs, SARS-CoV-2 adı verilen virüsün öldürülmesiyle inaktive diye geçiyor bazen halk arasında, inaktive edilmesiyle yapılan bir aşı. Bu teknik sınanmış bir teknik, şimdiye dek çok etkili, yüksek düzeyde ve kalıcı bir bağışıklık bırakıyor. Çünkü hastalık etmeni ölü olduğu için aşıdan kaynaklanan bir enfeksiyon, yani kuramsal olarak aşının kendisi de o hastalığa yol açabilir. Örneğin geçmişte hepatit B aşılarını üretirken
hastalığa geçen insanların serumlarını alıyor ve o serumları sterilize edip bağışık serum olarak insanlara vermeye çalışıyor idik. Ama bunun üzerinden enfeksiyonu bulaştırdığımız insanlar da oldu teknolojik yetersizlik nedeniyle. Ama bugün tümüyle rekombinant DNA tekniği denilen ileri teknolojiyle üretiliyor ve enfeksiyon riski yok. Sinovac'ta etken koronavirüs virüs inaktif edilip öldürüldüğü için dediğim gibi bir aşı kaynaklı enfeksiyon riski yok. Daha güçlü ve daha uzun süre kalıcı bir bağışıklık sağlayabiliyor. Öte yandan Moderna'nın ve Pfizer'in, BioNTech Pfizer'in aşıları yepyeni bir tekniğe, mRNA teknolojisine dayanıyor. Bu süreçte böyle bir teknolojiye sahip olmak ayrıca bilim dünyası açısından, genetik açıdan, moleküler biyoloji açısından çok sevindirici. Çok sözcüklerimi büyük bir dikkatle seçmeye çalışıyorum. Çünkü insanlara nasıl bir mesaj gidecek? Çok önemli, evet. Kekeliyorum. Çünkü çok bakın, güveniyorlar hocam size. Neredeyseniz gerçekten. Kekeleyerek konuşuyorum. Dikkatli seçeyim. mRNA teknolojisinde hastalık etmeni olan virüsün mRNA'sı yani genetik materyali aşı olarak insana verilecek. Bu mRNA'nın insan genetik materyaliyle DNA ile birleşmesi, ona entegre olması, katılması gibi kuramlardan söz ediliyor. Fakat bu çok çok küçük bir olasılık. Nasıl bir örnek versem ki, rakamsal örnek de çok anlamlı olmayabilir belki. Yani 7.8 milyar dünya insanına tümüne yapılsa bu aşı, belki bir veya iki insanda ya olabilecek ya olamayacak. O denli düşük, o denli düşük bir olasılık. Varsayın ki 7-8 milyarda bir. Bir tek insanın yaşamı sağlık hakkı dahi başımızın tacıdır. Ancak yaşamda sıfır riskli hiçbir eylem yok, hiçbir iş yok. Ve şimdi sizin ne konuşuyoruz? Benim karşımda şu televizyon ekranının patlama riski vardır kuramsal olarak. Patlayabilir ve beni ciddi biçimde yaralayabilir, görmemi yitirebilirim vesaire gibi. O bakımdan risk-yarar dengesi makul bir biçimde, risk-yarar dengesi kabul edilmeli. Bu olasılığın üzerinde durmamak belki uygun olur. Komplo kuramcıları bunları daha çok dile getiriyorlar. Evet hocam, bu aşı hangisi gelirse ya da dünyada tabii evrensel olarak konuşmak lazım. Uygulama başladıktan sonra ne kadar bir süre lazım kontrol altına alınması, en azından o eski normal yaşamımıza dönmek için bir adım atılması için ne kadar bir zaman gerekiyor? Bu da çok güzel ve çok önemli bir soru. Size hem teşekkür ederim, hem kutlarım sizi. Unutulmasını engellediniz. Evet, şimdi aşı tünelin ucunda bir ışıktır bu salgın ortamında. Giderek daha güçlü bir ışık olmaya başlamıştır. Çünkü aday durumdaki aşılar 3'ü 5'i geçti. En azından 3'ü çok yakında, önümüzdeki hafta bu sınavı geçebilirler gibi görünüyor. BioNTech, Pfizer, Moderna ve Sinovac. Hemen ardından AstraZeneca. AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nin aşısının etkinliği %70 gibi görünüyor. Ancak ikinci dozdan sonra bu etkinliğin daha da artacağı yazılı raporlarda, bilimsel makalelerde okuduğumuz. Halkımızın şunu aklına koyması gerekiyor. Bir kere iktidarın Türkiye'de 70 milyon insanı aşılamayı hedefleyerek şimdiden bir organizasyona girmesi, aşı istasyonları kurması, insan gücünü, teknik donanımı, mekanları hazırlaması gerek. Bu büyük bir iş. Ciddi bir iş. Bunu yapmak lazım. Çok fazla zamana yaymadan. İlk dozdan sonra 2-3 hafta aralıkla ikinci dozu yapmak ve ilk dozu izleyen 4. haftadan sonra insanların yavaş yavaş bağışık duruma geleceğini kabul etmek, antikor üreteceğini kabul etmek gerekli. Şimdi aşı olan insanlar, altını çiziyorum, virüsü, hastalık etkenini hala taşıyabilir ve bulaştırabilirler. Bu yumuşak karnımız. Peki niye yapıyoruz aşıyı? Aşı olan insanların elden geldiğince hafif geçirmesi veya hastalığa yakalanma olasılığını azaltmak, komplikasyonsuz geçirmesi ve ölümlerin azalması için yapıyoruz. Yine de aşı olan insanlar bu anlattığım adımlar üzerinden
virüsü taşıma ve başkalarına bulaştırma potansiyelleri azalacağı için ama sıfırlanmayacağı için yangın denetiminde bize büyük nefes aldıracaktır. Bir orman yangını kuşkusuz çok ciddi bir çabayla, yangın söndürme uçaklarıyla, helikopterleriyle, büyük çabalarla söndürülebiliyor ve daha bir süre, belki uzun süre için için yanmaya devam ediyor. Biz orman yangınının o çok gürül gürül dönemini bu aşılarla frenleyebiliriz. Hastalığın bulaş hızını kesmede aşılar bize yardımcı olabilir. Ama tekrar söyleyeyim, aşı şimdiki biçimiyle elimizdeki aşılar, potansiyel birkaç aşı hastalığın bulaş zincirini kırmaktan çok yakalanmayı biraz güçleştirme ve yakalananların da hafif geçirmesini, ölümün azalmasını, komplikasyonun azalmasını sağlıyor. Bu yüzden Türkiye'de en az 60 milyon insanın, ideal 70 milyon insanın aşı koruyuculuğu artarsa, %100 koruyucu bir aşı elde edersek, örneğin Türkiye'de 70 milyon insan değil de belki 50 milyon insanı aşılamak yetebilir ama aşısız kalan milyonlar hep potansiyel bir tehlike oluşturacaktır. Gerek kendileri için gerek toplumun öbür kesimleri için. Artı Türkiye'yi kendi sınırları içinde düşünmek de anlamsız. Dünya bir bütün, küresel toplum. Seyahat etkinlikleri, uluslararası turizm etkinlikleri çok yaygın. Bizden başka ülkelere, başka ülkelerden bize her an gelebileceği için enfeksiyon. Uluslararası işbirliği, Dünya Sağlık Örgütü eşgüdümü içinde biraz daha katı politikalarla, aşı karşıtlarından da ricamızdır, minnetimizdir. Ben yalvarıyorum kendilerine. Bakın tablo ortada. Masum insanlar ölüyor. Biz bu aşılarla çok sayıda masum insanın ölümünü engelleyebiliriz. Ekonomik itiklerimiz çok büyük. Ekonomiye büyük zararlar gördü. Milyonlarca insan işsiz kaldı, yoksullaştı. Kültür sanat yaşamımız, bilim yaşamımız geriledi. Bu salgın daha uzun yıllar böylesine sürdürülemez, buna dayanılamaz. O bakımdan hiç yoktan şu salgın dönemini bir geçirelim. Burada itirazlarını azaltsınlar. Ne bileyim ben, öteki aşılara, diyelim ki çocuk felcine, kızama itirazlarını hala sürdürsünler. Yapmak istiyorlarsa yapmamaları daha uygun olur. Ama şunu akıllarından asla çıkarmasınlar. Anayasanın 56. maddesinin ilk tümcesi, herkes sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşam hakkına sahiptir. Siz aşı olmazsanız benim bu hakkımı çiğnemiş olursunuz. Bu insan hakkını kullanmak demek değildir. Bir de 12. maddeyi söyledim. Temel hak ve özgürlüklerin kullanımı anayasada başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymayı beraberinde gerektiriyor. Onun için daha bir süre, belki de kaba bir yaklaşımla, kestirimle, önümüzdeki yıl bu dönemlere dek, yani bir yıl iyimser bir yaklaşımla daha biz Türkiye'de o üç klasik önlemi korumayı, kullanmayı sürdüreceğiz. Maskeyi, fiziksel korunma uzaklığını ve genel hijyeni, başta el temizliği olmak üzere en az daha bir yıl bu önlemleri birlikte sürdüreceğiz. Bu sürenin kısalması Türkiye'de etkin ve yaygın aşılanmaya bağlı. Aşı rekçileri bu sürenin uzamamasını istiyorlarsa, öbür insanlara da eziyet olmasın bağlamında, eziyetten kasıt ölüm, yaşam hakkını tehdit altına girmesi, yoksa ayağına basarak acı çektirmek değil. Böyle, yani daha bir yıl sıkıntılarımız iyimser yaklaşımla sürecek. Bu üç klasik önlemi sürdürmeye yükümlüyüz. Devlet de bu süreçte sosyal devlet yükümlülüğüyle asla bilimden ayrılmadan, epidemiolojik ilkelerden ayrılmadan, rant hesaplarına girmeden, iktidar diyeyim, salgını politize etmeden, akla ve bilime, insan haklarına dayalı biçimde sürdürmeli salgın yönetimini diyorum. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Başka yayınlarınız da var. Bugün çok yoğunsunuz. Sağ olun, bizi kırmadınız. Sanıyorum yurttaşlar son derece bilgilenmiş oldu. Size çok güveniyorlar, az önce de söylemiştim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Ben de şükran borçluyum duyulan güvene. Bu beni hem gururlandırıyor hem de omuzlarıma çok büyük bir yük bindiriyor. İnanınız belki 2 saat ancak uyuyoruz. Saatlerce telefon görüşmeleri, danışmalar, yabancı yerli literatürü, yayınları izlemeler. Bu şekilde en güncel, en doğru bilgiyi halkımıza vermeye çalışıyoruz. Bu benim için bir onur, ağır bir sorumluluk. Fırsat verdiğiniz için size de şükranla. Biz teşekkür ediyoruz hocam tekrar. Sağ olun, kolaylıklar.